ve cübbe vardı üzerinde upuzun. Başında sarık vardı, pelerin vardı. Bu adamlar kim ki dedim, hani gelmiş. Gittim baktım ve birkaç kişi daha var etrafında. Ondan sonra buraya geldiler, yönetim odasına girdiler. İran'dan geldiklerini öğrendik o kişilerin. Hatta o pelerin giyen çok iri yarı böyle heybetli bir kıyafet içerisindeki kişinin İran'da bir üniversitede dekan olduğunu söyledi kendisi. Türkçe bilmiyor zaten, Arapça konuşuyor. Yanında iki kişi daha var, onlar da İran'dan gelmiş. Onlar da çevirmenliğini yapıyor, Türkçe'yi konuşabiliyorlar. Aynı zamanda işte öğrencilerinizi biz öğrenci götürebiliriz. Onlara maddi manevi destek olabiliriz dediler. Ondan sonra biz de sizinle aynı düşünceyi paylaşıyoruz. Biz de Ehl-i Beyt'i seviyoruz, Ali'yi seviyoruz. Tabii bunu çeviriyor, çevirmen var, öbürleri de söylüyor benzer şeyler. Biz de Ehl-i Beyt'i sevdalısıyız, biz de Ali'yi seviyoruz, sizinle aynı düşünceyi paylaşıyoruz. Sonra ben dedim ki yani Ali'yi evet seviyoruz, Ehl-i Beyt'i seviyoruz ama sadece bunları sevmekle sizinle ortak noktamız olamaz. Biz sizinle çok yan yana değiliz, aynı şeyleri de düşünmüyoruz deyince öteki yok yok dedi, aynısını düşünüyoruz falan demeye başladı. Çok fazla da Pir Sultan olması kaynaklı, Pir Sultan'ın duruşunu ve yerini bildiklerinden kaynaklı bu inançsal konularda veya siyasi konulara falan hiç girmediler zaten, çok yüzeysel. Sadece aynı düşünceyi paylaşıyoruz. Sizin çocuklarınız bizim çocuklarımız. Bizim çocuklarımız buraya gelsin. Siz onlara buraları gezdirin, tanıtın. Sizin çocuklarınız gelsin. Biz de onlara orada sahip çıkalım. Onlar okusunlar. İşte oraları bilsinler. Birbirimize destek sunalım falan dediler. 12 imamların resimleri vardı. Onları teker teker incelediler. Kendi aralarında bir şeyler konuştular tabii. Ondan sonra dede yeri falan. Yani ben oradaki, buradaki yapılan... bizim yaptığımız cemlerin nasıl olduğunu falan anlattım. Onlar tabii kafa sallıyorlar. Şey anlamıyor mu? Arada bir tane tercüman vardı. O arada anlatıyordu ona kendi dilince. Tabii biz anlamıyoruz onların ne konuştuğunu. Ondan sonra bu etrafa baktılar. İçeriden dolandılar. İçeriye geldiler. İçeriye geldiler, oturdular. Biz de aynı Türkan'ın hanımın dediği gibi yani işte birbirimize yakınız, işte biz de Aleviyiz. Bizi İran'a davet ettiler, hatta çocukları falan dedi getirin dedi. Siz dedi gezdirelim dedi. Turlarımız var dedi, siz dedi götürebiliriz falan dediler. Yani planlı gelinmiş bir tavırları vardı çünkü kendilerinden emindiler. Yani biz o tavırlarından anladık zaten. Bir ay falan kadar oldu. Bir ay önce. Evet evet, bir ay önce oldu ve ben oturuyordum, baktım ki bizim cem evine 3-4 kişi girdiler. Ve partisüller yerlerde sürünüyor. Ben gittim dedim buyurun dedim. Orada bir kız arkadaşımız, ben onların konuştuğunu anlamadığım için biz işte Şiileri severiz dediler. Ben Şii değilim, Aleviyim dedim. Alevileri de severiz dediler. Ondan sonra siz Cem'de ne yaparsınız diye bana sorular sordular. Ben de biz Cem'de önce kalbimizi yıkarız, küslerle barışırız. Sonra Cem'e yanlışı, yalancısı işte diğer insanlar giremez diye cevaplar verdim. Ondan sonra ne yaparsınız dedi. Altından geçenlere, suyundan içenlere, aşk olsun gerçeklere, ne alet yezi de gerçeği hümemine yali der dedim. Dedemiz Cem'i bağlar. Cem'imize namussuz, yalancı, hırsız hiç kimse giremez diye cevaplar verdim. Verdiğim cevaplardan sonra biz sizleri çok seviyoruz diye tekrar onlar cevap verdiler. Alevi toplumu böyle bir durumlarda onları içlerimize almamamız lazım. O fırsatı vermememiz lazım. Çünkü biz Alevi olarak kimsenin yardımına ihtiyacımız yoktur. Biz kendimiz bugüne kadar yeterli gelmişsek bundan sonra da yeterli geliriz. Ehl-i Beyt'in zamanından beri bizim Alevi dedelerimiz hiç kimseden ne yardım aldılar, ne para aldılar ve ne biz katkılar, başkasının katkısıyla yaşayabildik. Biz kendi katkılarımızla yaşadık. Hala yaşamaya çalışıyoruz. Biz faşizme her zaman karşı olan bir insanık. Ne buraya böyle bir faşist girebilir ne de bir molla girebilir diye düşünerek ben bu cevapları vermeye çalıştım.